Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mega Man oynuyor olacağız. Mega Man serisine başlıyoruz artık. Hadi bakalım yeni serimiz hayırlı olsun. Efendim Mega Man'den kısaca bahsetmek gerekirse Mega Man gördüğünüz gibi oradaki bossların hepsini döşediğimiz bir oyun. Şöyle ben şu şeyin emülatörün üzerine bir kere tıklayayım. Quick Save ile oynayacağım. Neden? Çünkü oyun zor. Harbiden oyun zor yani. Bir saçma sapan bir zorluğu var. Bu eski oyun zorlukları derler ya böyle hani jeton düşman oyunlar. Bence bu onlardan bir tanesi. Cidden de hani birçok kişi için Mega Man serisi serinin hani şeydeki bu NES oyunlarının en zorlarından sayılıyor. Hatta direkt en zoru galiba. Bilmiyorum en zor NES oyunun hangisi artık. Ben de başlamak istedim. Biliyorsunuz ben böyle zor oyunlara falan seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ya çünkü bitirince bir tatmin hissiyatı oluşuyor. Ben o hissiyatı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Yani normal bir basit bir oyunu bitirince böyle daha memnuniyetsiz ayrılıyorum o oyundan. O yüzden dedim ki ulan hani böyle bir şey varmış. Ben de bunu seviyorum. Yani bu tür oyunları seviyorum. Gidip oynayayım bari falan dedim. Bundan önce kendi böyle Atari'lerde falan şey bitirmiştim. Tek olan konsolum bu arada Atari'dir. Başka türlü bir evime konsol girmedi yani. Varsa yoksa işte kuzenimin falan vardı. Onlardan PlayStation 2'den falan böyle God of War falan oynamıştım bir iki tane. Ama çok uzun değil böyle. Bir tane Hayret Sürücü'nün oyunu vardı. Bir de şey vardı. Neydi onun ismi? God of War'un bir tane oyunu vardı. Onlar haricinde PlayStation 2'de de böyle adam akıllı oyun oynamışlığım falan da yok yani. 2 miydi? 3 müydü lan? Ya 2 diye 3'tü. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ya 2 diye 3'tü. Ama dediğim gibi benim tek şu zamana kadar olan konsolum Atari konsollarıydı. Onlarda da böyle çok fazla bir şey yoktu. Mario falan açıyordu. Contra açıyordu. Bir de yanlış hatırlamıyorsam... Neydi ya onun ismi? Mortal Kombat'ın bir tane oyununu açıyordu diye biliyorum. 3 tane falan oyunu açtığı bir şeyim vardı. Atari'm vardı. Ha bir de tanklar vardı tabii ki de. Olmazsa olmaz o tank oyunu. Her yerde satılıyor abi o arada. Geldi bize. Onları filan oynuyordum tek başıma kendi Atari'mde. Onun dışında böyle eski oyunlarla çok fazla haşır neşirliğim yok. Öyle söyleyeyim. Bu benim için böyle büyük bir kayıp gibi bir şey. Çünkü millet çoğu zaman hani bu oyunlarla oynamaya başlıyor hani oyun şeyine. Bende yoktu. Ben dedim olsun mağara dedim. Ben de indirdim bir tane Genies. Aynı biliyorsunuz Mario oyununu da oynamıştım. Onun gibi artık böyle eski oyunlar da gelecek. Eski Atari oyunları da gelecek. Hem böyle birazcık bize de nostalji olur. Ben de böyle kültürlenmiş olurum. Oyun kültürü kasmış olurum bu şekilde. Dediğim gibi eski oyunlardan çok az şey oynadım. Yani Sonic oynamışımdır. Bir de bir tane tavşanlı mavşanlı bir oyun vardı. Hatırlamıyorum şu an. Looney Tunes karakterlerinin, küçük hallerinin olduğu bir oyun vardı. Onu oynamıştım. Sega Mega Drive versiyonu hatta şeyden küçükken bir tane üzerinde G yazan bir emülatör vardı. Bir abi yüklemişti bana. Bir işte onu oynuyordum yani dediğim gibi pek fazla bu kırabiliyor muyum ben? Hiç denemedim çünkü. Vallahi kırabiliyormuşum. Çok uzun sürüyormuş ama kırıyorum. Güzel. Şurada bir quick save'imi alayım. Dediğim gibi yani bu eski oyunları oynayacağız böyle teker teker. Hani hem YouTube serimizde böyle düzgün bir şey olur. Nasıl diyeyim? Farklılık olur. Hem de böyle eski oyunları oynayıp böyle daha tatlı şeyler yapabiliriz bence. Katmeni hiç sevmiyorum ya. Evet bu arada quick save muhabbete bu işe yarıyor yani. Hemen şak şuk şak şuk. Geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu no damage geçen filan herifler var ya izledim de geçen. Valla hayran kaldım. Harbiden hayran kaldım. Nasıl?
O işliyor muymuş lan? Ben onu hani öldü, bitti herhalde diye bıraktım. Zıplamadım, dojlamadım yani. Evet, biz bir kere ölelim, full canına gelelim buraya, yoksa olmayacak gibi bu. Quick save, quick save. Nereye kadar ya? Aynı yerde dönüp dolaşacak mıyız? Ya dediğim gibi bunu eskiden herhalde adamlar cidden böyle kasıyormuş yani bunu oynamaya, şey yapmaya filan. Çünkü yani kolay değil harbiden. Hani en saçma sapan, şu an en kolay denecek boss'u bile zor yani, öyle söyleyeyim. Ya bir şekilde az canla filan gelirseniz buraya canınızı okuyor. Şimdi bir de katmeni aldıktan sonra şöyle bir olay var. Bu element mi diyeyim artık? Element de değil. Özelliklerin hepsinin bir counter partı var. Yani karşı nasıl diyeyim? Counter part değil. Counter var direkt. Direkt counter var. Yani neydi? Mesela katmenin counter'ı şey, Electroman'in counter'ı, tam tersi katmenin özelliği gibi gibi farklılıklar var. Yani Pokemon oyunlarındaki gibi düşün. Hani bir karşıt bir özelliği var. Onları kullanarak şey yapabiliyorsunuz. Mesela bölümleri daha hızlı geçebiliyorsunuz. Şimdi ilk boss'unuz o yüzden çok zor. Hani zor değil doğrusu da. Hani daha zorlanıyorsunuz. Daha uzun sürüyor kesmesi, öyle söyleyeyim. Onun dışındaki oyunların hepsi şey. Nasıl diyeyim? Daha kolay geçiyorsunuz. Sadece bölümleri zor. O yüzden ilk başta en kolay bölümü olan, yani Mega Blaster'la, sadece Mega Blaster'la çok rahat bir şekilde geçebileceğiniz tek bölüm Katmen'in bölümü. Aynen, Katmen'in bölümü. Oradan çok rahat bir şekilde sıyrılabiliyorsunuz. Hiçbir derde tasaya düşmeden. Ulan çok da güzel canlar falan çıktı, hiç almadık. Ulan şunu bir kere daha vursam çok güzel olacak ama. Bir de gördüğünüz gibi sol tarafta Katmen'in özelliği açıldı. Şu gri olan, gri cambarı ne diye soracak olursanız. O Katmen'in özelliği. Onu sınırlı bir şekilde kullanabiliyoruz ama işte yaratıklardan çıkan şu solda da gördüğünüz kutucuklarla bu Katmen özelliğimizi fulleyebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Ya oyunun güzel bir mantığı var. Benim hoşuma gitti. Ben şurada da bir F5 alayım, olur olmaz. Şunu bir almaya çalışacağım ya. Evet. Bunun olacağını biliyordum. Bir kere daha deneyeceğim. Tam ucu ucuna mı? Ah, aynen, tam ucu ucuna zıplamak gerekiyormuş meğerse. Arada quick save'imi alıyorum ki sıkıntıya düşmeyin. Hop, tertemiz. Güzel de bir can çıktı oradan. Burada full sol taraftan gideceksiniz arkadaşlar. Sağ taraftan giderseniz çoğu zaman sıkıntı oluyor sizin için ama eğer ki tek hani Mega Blaster'la geldiyseniz sağ taraftan gitmek zorundasınız gibi bir şey yani ilk başta en azından. Şurada da bir tane daha özellik var ama bunu ilk önce elektromanı kestikten sonra bir kere daha yaparak alacağız. Ya da Gutman'imizin olması lazım, ikisinden bir tanesi. İlerleyen zamanlarda yüksek ihtimalle kontrayı falan da çekerim. Böyle eski oynadığım oyunları. İşte Streets of Rage olabilir. Çok severim. Oynadığım tek beat'em up oyunu herhalde o. Onun gibi böyle eski oyunlar da gelebilir böyle şeye. Hani zaten kısa oluyorlar. Tek seferde oynanılabiliyor çoğu zaman. O yüzden seviyorum yani. Tek bölümlük böyle hemen alıp oynayıp gidebileceğimiz
Bence güzel bir şey olur. Nasıl derler? Güzel bir seri olur böyle eski oyunları oynadığımız. Ya retro oyunları seviyorum ama dediğim gibi ben çok fazla oynayamadım. Konsolumun olmadığından dolayı. Çoğu zaman benim takıldığım yer şey filandı yani. Bu browser'dan oynadığımız şey oyunlarındandı. Ne derler onu böyle çok çerezlik oyunlardı. İşte çağlarla savaş mı öyle bir şey filan var ya. Onun gibi oyunları oynayarak büyüdüm çoğu zaman. İnternet geldikten sonra. Onun dışında da yani tek bir tane filan oyun oynadım adam akıllı. Yani şey çocukluğumda. Tek bir tane işte Sonic Adventure'ım vardı onu oynuyordum ben. Üf motor geçti galiba onun sesi de şeyi. Takur. Evet elektemanı şey yaptıktan sonra bir kere daha gidebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim bir kere daha şimdi elekman bölümü yapacağız. O magnet özelliğini almak için. Burada Cutman burada en ezik özelliklerden bir tanesi. Şu özelliğin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Her tarafa gidiyor. Tertemiz bir özellik. En çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi zaten bu elekmenin özelliği. Diğer oyunlarda olmamasına hatta üzüldüğüm tek şey bu yani. Tek özellik bu. Ve bayağı da kalın bir alana çaktığı için şöyle ve seri de atabiliyorsunuz. Katman gibi geri gelmesini beklemiyorsunuz yani o özelliğin. Direkt tak 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 vurabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yapacağım. Bu sefer güzel gidiyoruz aslında. Belki no damage geçebiliriz. Dediğim gibi eskiden benim çok az oyunum vardı. Az oynayabiliyordum yani böyle şanslı çocuklardan değildim öyle söyleyeyim. Çok az oyunum vardı ve çoğu zaman hani dediğim gibi çok eski bir emülatörden oyun oynayarak falan geçirdim. Sonrasında o emülatörün şeyi de bilgisayara ben virüs kaptırmayı becerince şey oldu. Onlar da gitti. Böyle tek bir tane Sonic Adventure'ım var. Tek orijinal oyunum oydu. Pardon orijinal değildi galiba o da. O da orijinal değildi. O da çakma bir şeydi. Kıyıdan köşeden. O da ilk Crave'di galiba aynen doğru. Ama şey yapmışlardı yani paketlemişlerdi falan böyle. Ben onu orijinal oyun zannediyordum falan böyle. Hop aldık bu özelliği de. Dediğim gibi böyle güzel paketlenmişti. Hoş gözüküyordu falan. Dikkatimi çekmişti benim de. Ondan sonrasında istediğim gibi çok uzun bir süre Chao Garden'da takılarak Sonic Adventure oynadım. Daha sonrasında böyle internetin eve işte gelmesiyle falan böyle bir browser oyunlarında takılmaya başladım. Onun oldu şimdi yukarı mı çıktı o? Bir tane can çıkacak o da şey yapıyor. No damage geçemedik bu arada ya. O da üzücü. Şurada da bir F5 alayım. O yüzden mesela bazı kişiler işte mesela arkadaşımla falan muhabbet geçiyor böyle. Hani ne oynadın bilmem ne falan muhabbeti böyle genel olarak. Ben diyorum ki hani oynamadım yani. Nasıl oynamadın ya falan yapıyorlar falan böyle. O eksikliği hissettiğim için böyle birazcık daha bu oyunlara sarma gereği duydum. İşte yakında bir şey falan da gelir. Bomberman falan da gelir. Bomberman'ı da seviyorum. Bir emülatörde birkaç kere oynamıştım. Bir de Atari'mde de vardı diye hatırlıyorum. İşte artık hep beraber eski oyunları şöyle birazcık yad edeceğiz öyle söyleyeyim. Bir şey deneyeceğim şimdi bir de. Burada bunu böyle yaparak da vurabiliyor muyduk? Aynen. Tamam ben katmenimi alayım da yine. Evet, boşu boşuna öldük vallahi. Katmeni almam gerekiyordu. Şimdi en son aldığım F5 de bayağı uzakta olduğu için hiç yormak istemedim sizi.
Şimdi Magnetman'in de ya da M artık magnet özelliği miydi neydi? Ben Magnetman diyorum M herhalde o. O anlama geliyordur ya da. Metalman de olabilir. Ya da Metal Gun da olabilir. Doğrusu sadece silah. Man özelliği değil de. Bu arada oyunda ölmeniz bir şey değiştirmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bölümü geçtiğiniz sürece oyunu tamamen kaybetseniz yani canlarınızın hepsi bitse bile oyunda aynı şekilde başlayabiliyorsunuz yani öyle söyleyeyim. Şimdi sırada Iceman'imiz var. Elektriğe karşı da Iceman zayıf. Aa, nasıl indiremedim ya bunu? Bir de bu yaratıklardan filan da bazen can çıkabiliyor. Hani bu tamamen rastgele. Biz hatta bunu bayağı denedik bir arkadaşla. Yani sürekli böyle gittik hani kesmeye falan çalıştık. Hani kayıt aldık böyle bir yaratığı kesmeden önce. Baktık bazen işte can çıkıyor. Bazen şu noktalardan çıkıyor artık neler bilmiyorum. Bazen can çıkıyor falan. Bunu tamamen rastgele yapmışlar bir şekilde. Yani ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi oyunun en sıkıcı taraflarından bir tanesi geliyor. Şu puzzle tarafları geliyor da. Parkur gibi bir şey. Ama ben buna çok çalışmıştım. Çünkü zamanında çok fazla şey kaybettim bunda. Zaman kaybettim. O yüzden şimdi ne yapacağımı biliyorum. Eğer siz de benimle aynı hareketleri yaparsanız muhtemelen çok rahat bir şekilde geçeceksiniz bunu. Gördüğünüz gibi zamanlamayı tutturduğunuz zaman şak şuk geçiyorsunuz sıkıntı olmadan. Şurada bir F5'imi alayım. Burası düşülebilecek yegane yerlerden bir tanesi. Şurada bir F5 mi alaydım, ne yapaydım? Heh, şurada alayım. Al işte. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Hop. Gördüğünüz gibi bunun da hareketleri birazcık rastgele. Orada cam vardı, alamadık onu, yapacak bir şey yok. Güzel, buraya da atlattık. Şimdi geldik boss fight'ımıza. İlla vuracak onu. Şu keşke adam öldüğü gibi şu attığı şeyler de yok olsa ya. En büyük derdim o yani. Biri böyle en büyük sıkıntım o. Direkt vuruyor ya tekrardan. Hani devam ediyor o attığı şeyler. İşte o Cartman'de olduğu gibi. Evet, burada elektromanyetine geçeceğim. Çünkü dediğim gibi elektromanyet en iyi şu andaki güçlendirmemiz yani öyle söyleyeyim. En rahat oynanabilen, en güzel özellik olan, her şeyi tek atan. Bu kadar da F5 alayım mı? Göz göre göre vurduk ya.
Burası cam fulleme yeri gibi bir şey arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bakın şimdi şunu göstereceğim size. Mesela dedim ki canınız çok az, cidden çok fazla vuruldunuz oraya. Şuradan çıkıyorsunuz, tekrardan aynı yerde aynı güçlendirmeler var. Buradan hemen böyle fullleyip tekrardan devam edebilirsiniz yolunuza. Rahatlıkla. Ben şurada F5'imi alayım. Eyvah. Evet, bu birazcık saçma oldu bu. Ve bazen artık emülatörden mi yoksa oyunun kendisinden mi böyle bir şey kaynaklı bilmiyorum ama böyle arada saydamlaşıyor rakipler. Gözükmüyor yani, böyle yanıp sönüyorlar filan. Buradan neye göre geçecek bilmiyorum ya. Ben burada direkt hasar alıp geçiyorum yani. Bu sanki direkt hasar almamız için yapılmış bir şey. Sadece şuradan bir zıplayarak geçilebiliyor çok rahat bir şekilde. Ve kayma özelliği de şu anda olmadığı için. Ana onu alalım, onu alalım. O çok... Ah gitti. Bedava ya. Aslında burada birazcık bekleyip can kasmaya çalışabiliriz. Ya çıkmadı. Aman boşver. Ya şansımız harbiden bir tane bile can çıkmadı. Şimdi burada Iceman'imizi alıyoruz. Normal tam tersinin olması lazım değil mi? Yani buzun ateşe karşı güçlü olması lazım değil mi? Eritecek filan. Evet, bir canla. Bunda direkt dediğim gibi hiçbir kaçınma yapmanıza gerek yok. Çünkü öyle böyle size ateş adamımız vuruyor. Ateş adamın ateşleri size bir şekilde vuruyor. O yüzden al Iceman'i kafasına sık şeklinde yapmanız lazım. Şimdi ise Fireman'i de aldığımıza göre bomba adamla... Dur, neredeyim lan? Heh, şöyle. Bomba adamla kapışma vakti geldi. Ben yine elektromanımı alayım da. Bu arada şöyle yapmayı planlıyorum. Onu da söyleyeyim şimdiden. Önce dediğim gibi hani her şeyde aynısını yapmayı düşünüyorum. Bir bu direkt şeyleri indirdiğim. Bosslara özen verdiğim ve bir de şunları bir alalım. Beni rahat bıraksınlar. Aşağıdan vuracaklar yoksa. Bir ilk önce normal stage'leri yaptım. Bir de en sonunda final boss'unu kestiğim iki bölüm olacak bunların hepsi. Hani hem bu oyunlar hem de diğer oyunlar. Yani direkt mantığı bu olacak. Aslında direkt bu şuraya çıkıp bir tane şundan çakmak vardı ama. Neyse, canımız full, onu almaya gerek yok. Ya öyle artık. Thank you.
Tatlı tatlı gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi şu anda harbiden en rahat oynadığım Mega Man oyunu oluyor diyebilirim şu anda. Hop. Burada ben yine bir F5'imi alayım. Bu arada bunun Japonca ismi Rockman olarak geçiyor. Ne alaka? Mega Man'le ne alakası var bilmiyorum ama. Doğrusu taşla da bir, kaya ile de bir alakası yok şeyin, karakterin. Ama ne bileyim, Japonlar Rockman yapma gereği duymuşlar karakterin ismini. Şuradan ekstra canımızı alalım. Bu arada mesela buradan gittiğiniz zaman komple gidebilsek tekrardan orada can gözüküyor yani. Şuraya geçtikten sonra bir daha geri dönerseniz. Ben şimdi buradan bir ne alayım? Cutman alayım böyle. Öyle artık. Güvenli güvenli kese kese gidiyoruz işte. Buradan direkt ineceğim ve Fireman'imi alacağım. Direkt aşağı doğru atlayacağım. Hiç kasmadan kendimi. Böyle hasar masar bir şeyler yiyeceğiz ama. Hop geldik. Fireman'in de çok güzel bir özelliği var. Attığı şey hem etrafında dönüyor. Gördüğünüz gibi. Shield gibi. Kaç kaç kaç, o patlamasın. O bomba patlamasın şu anda. Ya bazı karakterlerde anlamadığı bir şekilde attığı skinler tekrardan bir de patlıyor. Ama bunda bazen de patlamıyor böyle. Aa, tekrardan katmene bastım ya. Dur bir öleyim o zaman direkt. Bir yerden atlanabiliyorsa filan. Doğrusu ekstra can da almıştık. İki canımız var galiba ya. En son F5'imi nerede aldığımı da bilmiyorum. Hani ona döneyim diyeceğim. Oyunda maalesef geri dönme seçeneği yok. Yani bastığınızda böyle hani bir gaza gelip böyle hızlı hızlı geçsin diye basarsanız aynı tuşa. Böyle arada sizi direkt Cutman'e falan yollayabiliyor. Normalde normal oynasam bu arada o kadar hızlı geçemem yani. Ölmek için gidiyorum ya. Allah kontü. Hayır. F7'ye şimdi basmam lazım bu arada ya. Harbiden. Şunu yapmak bana daha hayırlı gelecek yüksek ihtimalle. Evet, gelmedi. Dediğim gibi normalde videoda olsam şey yapmaz yani. Bu kadar şanssız olmam. Videoda olmasam pardon, tam tersi. Burada ben bir katmanı alayım. Nasıl ya, bunlar nasıl gelmeye devam ediyor hala? Artık öleceksin mi ya? Şunu alayım, ben gidiyorum aşağı. Bunların gelmeyi kesmesi lazım mı çok uzun zaman önceden? Oyunu mu bozduk, ne yaptık? Neyse, Allah'tan sıkıntı yapmalar mı? Bu oyunun sonuna kadar bende böyle gelirse ama sıkıntı. Çarptık ona. Şurada bir F5'imi alayım. Az canım var ama yapacak bir şey yok. Güzel. Şurada ne olur ne olmaz bir F5 alayım da. Dediğim gibi yani sıkıntılı şey konusu. Gidip de ölürsek filan. Ya da yine seçersek. Şu an hiç ellemiyorum bu arada. Kendi kendisine geçsin ha şu normalleri. Guardsman'imize gidelim. Guardsman'in şeyi çok zor. Stage'i çok zor. Ama kendisi çok kolay kesiliyor.
Ben şurada F5'imi alayım. Ya en zor kısmı da bu. Yani şuradaki olay. En dertli kısmı bu. Buraya geçebilirsiniz. Her şeyi geçebilirsiniz, öyle söyleyeyim buradaki. Evet, gördüğünüz gibi böyle olaylar olabiliyor. Buraya böyle kolay geçtiğime bakmayın oraya kadar. Harbiden zor bir şey bu. Yani şunu yapmak çok zor çünkü şu açtığında şu kapağına direkt olarak atlıyorsunuz aşağı. Yani anlık refleksinizi iyi vermeniz lazım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Sonuç bu oluyor. O yüzden birazcık şimdi odaklanacağım ve bunu geçmeye çalışacağım. Evet, şurada F5'imi alayım çünkü en tehlikeli yeri geçtim. Ya peşin bırak artık ya. Ay. Ne kadar büyük bir dertsin sen öyle. Dur, ben bunu nasıl indireceğimi biliyorum. Fireman'i alıyorsunuz, pat. Direkt hiç uğraşmanıza gerek yok. Buradan da aşağı düşerek sadece gidebiliyorsunuz ama dikkat edin, aşağıda bir ton tuzak var gördüğünüz gibi. Ve oyun sizi sadece bunu saniyelik olarak... Ah, ben onu alamadım. Saniyelik olarak gösteriyor. Denedim en azından. Hemen burada bomba benimizi alıyoruz. Bu arada bir bombanız patlayana kadar diğerini atamıyorsunuz, o yüzden düzgün atmanız lazım. Ben de bunu atamıyorum maalesef ki. Eyvah eyvah, daha nereye? Aman aman. Ben hemen Fireman'i alayım buradan. En rahat çünkü onunla geçiliyor. Göz göre göre yedik yani. Bunu da yedik aynı şekilde. Ulan değmedim ki ben ona. Hayda. Tamam, ikinci aralıktan ineceğiz o zaman sürekli. Öl artık be. Bu ölmüyor mu? Yok, ölmüyormuş bayağı. Ölmeyi reddediyormuş meğerse de, ben kesmeye çalışıyormuşum. Güzel, can da çıktı. Hocadaki geri de verdik aynı şekilde. Hemen bomba elimizi alalım. İlk başta zıplayarak atmam gerekiyordu, ben onu yapmadım. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi ucuyla köşesiyle falan. Normalde kolay bir boss yani, bu bomba meniniz olduğu sürece çok rahat. Öteki türlü zıplaya zıplaya sizi stunlıyor ve vuramıyorsunuz yani diğer menlerle, diğer men özellikleriyle. Evet, en sonunda Doktor Willy kaldı zaten. Bunu da bir dahaki videoya yapacağız. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.